Ekmek parası kazanmak için gurbette çalışan biçer döver operatörleri Muş Ovası'nda günlerini tarlada araç başında geçiriyor. Biçer döver operatörleri hasat döneminde şehir şehir dolaşarak çiftçilerin ekinlerini biçiyor. Muş Ovası'nda artan sıcaklara rağmen 4 aydır biçer döver mesaisi sürüyor. Tam topu topuna 3,5 aydır dışarıdayız. Bu toz dumanın içindeyiz. Kızıltepe'de başladık. Ondan sonra Siverek, Siverek'ten sonra Viranşehir, sonra da Elazığ'a geldik. Bütün ömrümüz yollarda geçiyor. Diyarbakır'dan Muş'un Malazgirt ilçesine buğday, arpa, nohut ve mercimek hasadı için giden operatörler ailelerinin geçimini sağlamak için alın teri döküyor. 3,5 aydır yani sevdiklerimizden, ailelerimizden uzak duruyoruz. 24 saat yollarda kalıyoruz. Süratleri az olduğu için bayağı bir geç zamanda ulaşıyoruz buraya. 12 saat, 13 saatte anca varıyoruz yerlerimize. Yani araçlar geniş olduğu için, yollar dar olduğu için bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu işi yaparak üniversiteyi bitiren operatörler de var. Üniversitenin yanında gelip bu işi yapmak gerçekten çok zahmetli oluyor. Gelip de bu zahmeti çekmek, bu tozda, bu yorgunlukta. Sağlık bölümünü okudum Hakkari'de. Bu yıl mezun oldum. KPSS'ye hazırlanacağım. Mecburen bu işte yapıyoruz. 3-4 ay rahat boyunca evden uzak kalıyoruz biz. Sonuç olarak bu işi yapmak, bu zahmette, bu toz dumana katlanmanın tek bir sebebi var. Ekmek parası, bir de çalışmak gerek, gayret etmek gerek. Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç bu yıl verimden memnun. Hamdolsun bizim beklentimizin daha üstündedir. Verim güzeldir. Kılıç çiftçiyle biçer döverler arasında köprü olduklarını söyledi. Onlar da uzun yoldan geliyorlar. Yani 2-3 ay boyunca ailelerinde, sevdiklerine, çocuklarından uzak kalıyorlar. Onlar olmazsa çiftçi de olmaz. Çünkü herkes birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla biz de çiftçi olarak onları mutlu etmemiz lazım.